Şimdi Eric Schmidt'le çok ilginç bir saat geçirdik diyebilirim. 4 gazeteciydik. Fatih Altay'la vardı, Mirgün Cabas vardı, Milliyet Gazetesi'nden bir meslektaşımız vardı. Farklı konulara girdik. Tabii en çok üzerinde durduğumuz Türkiye'ye neden geldiğini. Filtreleme meselesini ben sordum. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de böyle bir tartışma var diye. Bence uygulanması pek mümkün değil dedi. Dünyanın her yerinde böylesine tartışmalar oluyor ancak böylesine tartışmaları, yasakları ya da filtreleri uygulamak kolay değil dedi. Onun bana bir soru sordu. Ben internet filtre tartışmalarını anlattığımda peki dedi sizin bu standart pakette filtreleme olacak mı dedi. Dedim ki bilmiyoruz. Herkes zaten onu merak ediyor. İlginç bir adam Eric Schmidt. Aynı zamanda Obama'nın yardımcısı, danışmanlarından bir tanesi. 2001 yılında Google'a giriyor ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri yapıyor ama böyle fırlama internet dehaları gibi de değil. Var ya işte terlikle dolaşan, hani garajda kurup parayı vuran adamlar gibi değil. Zaten bu CEO'su Google'un. İlginç bir şeyi, webde büyük bir devrim yaşanacağını söylüyor, yaşandığını. Yani bir çağ dönümündeyiz aslında. Cep telefonları PC'lerin yerini alıyor. Ve diyor ki önümüzdeki yıllarda cep telefonları daha çok kullanılacak. Cep telefonları bizle konuşmaya başlayacak. Bir yere gittiğimizde bize data verecekler. İşte etrafımızda ne var? O dili konuşmasak bile biz cep telefonlarıyla anında çeviriyle, makinenin yaptığı bir çeviriyle o dili konuşmaya başlayacağız. O insanlarla bir iletişimimiz olacak. Ve internette PC'lerin yerini yavaş yavaş bu mobil telefonlar alıyor. Bunun da özellikle altyapısının nasıl olduğu çok önemli diyor. Bir başka ilginç konu tabii Çin'le ilişkileri, vergileme meselesi. Bunlara da sorduk. Şimdi Google'ın Türkiye'deki vergi meselesi aslında bir tek Türkiye ile ilgili değil. İşte İrlanda'ya ödüyor, İrlanda'dan bir vergiler ödeniyor. Bütün dünya bunu tartışıyor. Çünkü böyle bir işin içinde işte farklı bankalar var, farklı kurumlar var. Bunlar da zaman zaman hep gündeme geliyor. Çok üzerinde durmadık. Zaten dedik ki bizim vergimiz tam, biz burada tamam ödüyoruz, şey yapıyoruz. Bir problem yok dedi ama Çin'le ilişkileriniz nasıl diye sorduk. Çin çünkü bir ara Google'ı dışlamıştı, saldırmıştı. Kimin saldırdığı da bilinmiyor Çin'de. Devlet mi yoksa devlette işbirliği yapan hackerlar mı? Dedi ki bizim orada iki ayrı yöntemimiz var. Bir Hong Kong var, bir de Çin var. Aslında iki ayrı model var. Biz Hong Kong modelini daha özgürlükçü buluyoruz. Orada çalışıyoruz. Tabii Hong Kong modeli de Çin'in içinde her zaman çalışmıyor dedi. Son sorum dedim ki dünya bir application dünyasına dönüşüyor. Ne diyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bu application'lar patlayacak mı? Dedi ki evet, iPad'in yaptığı çok önemli bir şey. İşte bu application store'lar ben de çok beğeniyorum, çok şey yapıyorum ama işin doğasında bir hata var. Çok kapalı bir evren ve internetin doğasında bu kadar kapalı bir evrenin gelişmesi çok zor. Zaten onlar da bunu fark ettiler ama asıl biz Google olarak yeni bir market oluşturuyoruz ve bu markette de yepyeni bir application dünyası olacak dedi. İlginç bir sohbet.